Evet hoş geldiniz. Önceki dersimizde hiyerarşik kümeleme yani hiyerarşik klasik işleminin dört parçadan oluştuğunu söylemiştik. Bunlar single linkage, complete linkage, average linkage ve mean linkage idi. Şimdi ilk olarak single linkage, bunun diğer ismi minimum linkage veya single link olarak da geçmekte. Bununla ilgili hem konu anlatımını hem de soru çözümünü yap. Bu soruyu çözerken arkadaşlar öncelikle belirli aşamaları takip etmemiz gerekiyor. Nedir bu aşamalar? İlk aşamada belirtilen metreye göre mesafeler hesaplanır. Burada belirtilen Metrikten kastı Euclid'in yani Euclid, Manhattan veya Minkowski olabilir. Genellikle biz Euclid'i kullanıyoruz. Ardından proximity matrisi oluşturacağız. Bu uzaklıkların yazıldığı bir matris türdür. Bu matrisi oluşturduktan sonra çeşitli iterasyonlar sonucunda dendogramı çizeceğiz. Proximity matrisi doldururken köşegenleri sıfır olacak şekilde dolduracağız. Ardından her bir adımda en küçük mesafeyi seçerek birleştirme işlemi yapılır. Birleştirme işleminde single linkage veya complete linkage, average linkage olup olmamasına göre işlem değişiyor. Biz ilk dersimizde single linkage kullanacağımızdan dolayı en küçük mesafeyi seçeceğiz. Tüm bu işlemler birleştirilecek bir eleman kalmayana kadar devam edecek ve ardından dendogram çizilecek. Sorunun bize verdiği threshold değerine göre kümeleme yapılacak ve toplam kaç farklı küme olduğunu bulacağız. Bu a priori algoritmasına dayanmaktadır. A priori algoritmasının koduna bakarsanız anlattıklarımı görürsünüz. Şimdi direkt soru ile başlıyoruz. Sorumuza baktığımızda threshold değerinin 2.2 olduğu bizlere verilmiş. Single linkage ile kümeleme işlemi yapmamızı istemiş. Burada data noktalarımıza baktığımızda x1, x2, x3, x4 ve x5 olduğunu görüyoruz. Bunların değerleri x ve y ordinat koordinat sisteminde bizlere belirtilmiş. Burada threshold'u en son kullanacağız. Dendrogramı çizdikten sonra threshold'a göre kümeleme işlemi yapılır. Evet şimdi burada arkadaşlar matrisimizi doldurmamız gerekiyor. Buna proximity matris ismini veriyoruz. Matris nasıl doldurulur? Önce matriste yukarıya sütunlara ve satırlara sırasıyla x1'den x5'e kadar yazılır. Benzer şekilde satırlarda x1'den x5'e kadar yazılır. Ardından ilk çapraz köşegenlere sıfır yazılır. Yani buraya sıfır, buraya sıfır, buraya sıfır, buraya sıfır, buraya sıfır. Bu matris arkadaşlar simetriktir. Önceki dersimizde söylemiştik. Yani burada sütun olanlar burada satır görevi görecektir. Dikkat ederseniz 2, 2, 2, 2,5, 2, 539 5, 39, 5, 39, 5, 5 gibi bunlar birbirinin simetridir buradaki köşegene göre. Biz o yüzden İşlem yaparken sol alt kısmı hiçbir zaman hesaplamayacağız. Sadece üst kısmı kullanacağız. Siz alt kısmı hesaplarsanız üst kısmı hesaplamayabilirsiniz. Zaten simetrik. O yüzden soruyu çözerken aslında buraları görmenize gerek yok arkadaşlar. Şu üçgen kısmı görmenize gerek yok değerleri. Şimdi bu matrisi nasıl doldurduk? Burası x1 ile x2 arasındaki uzaklıktır arkadaşlar. Uzaklık kaçtır x1 ile x2 arasındaki? Bunlar arasındaki yükliğin yani öklit mesafesini hesaplayarak bulursunuz. 0'dan 0 çıksa 0 karesi de 0 artı 2'den 0 çıksa 2 karesi 4 kök içerisinde yazılır. Dolayısıyla 2 olarak çıkar. Benzer şekilde x1 ile x3'ün mesafesi 2,5. x1 ile x4'ün mesafesi 5,39. x1 ile x5'in mesafesi 5 olarak bulunur. Aynı şekilde x2 ile x2'nin mesafesi 0 zaten neden 0 çünkü bunlar aynıdır arkadaşlar aynı olanların 0'dır yani tek bir nokta belirtir. x2 ile x3 arasında 1.5 bunları tek tek hesapladık. Şimdi sorunun önemli kısmı var şu en küçük değeri seçmemiz gerekiyor en küçük değer tabloya baktığımızda 1.5 olduğunu görmektesiniz. Eğer birden fazla en küçük değer varsa tüm en küçük değerleri seçmemiz gerekmekte. En küçük değeri seçtikten sonra arkadaşlar yeni bir tane iterasyon yapmamız gerekmekte. Hemen bir sonraki aşamaya geçelim. Evet, bir sonraki aşamaya baktığımızda sonraki iterasyona geçilerek birleştirme işlemi yapılır. Mesafeler hesaplanır. single dinç olduğu için en kısa mesafeler alınacaktır. Şimdi yeni mesafeleri nasıl hesapladık? Hemen yukarıya çıkıyoruz. Tekrardan önceki sayfaya gidiyoruz daha doğrusu. Şimdi baktığımızda bu en küçük mesafeyi yuvarlak için almıştık. Bu hangi satırla hangi birleşimi? Sola gidiyorum. X2 satırıyla X3'ün birleşimi. Yeni matris oluştururken artık X1, X2, X3, X4, X5 şeklinde değil de 2, 3'ü beraber yazacağız. Yani X1, X2, 3 x4 x5 şeklinde şimdi gösterelim bir sonraki sayfaya gidelim. Bakın x1 x2 x beraber yazdık. Bunu ayrı ayrı yazabilirsiniz. Yani şöyle x2 x3 biçiminde yazabilirsiniz veya böyle tek x şeklinde yazabilirsiniz. Ardından x4 x5 yazılır benzer şekilde sütunlar x1 x2 x3 x4 x5. Matris doldurulurken önce her zaman çaprazlama 0 yazılır. Sonra geri kalan matris doldurulur. Nasıl doldurulur? Mesela burası x1 ile x2 3 arasındaki en kısa mesafedir. Neden en kısa mesafe? Single linkage'den bahsediyoruz. x1 ile x2 3 arasındaki en kısa mesafeyi nasıl hesapladık? Hemen önceki sayfaya geliyoruz sorumuza. Bakın bu şekilde yapılır. Soldan gelin x1'in hizasından çizin. x2 x3'e gelene kadar geldik. Nerede varız? Yani şurada x2, x3. Bakın yukarısı x2, yukarısı x3, burası x1. Yani ortak olanlar neler? 2 ve 2,5. Bu 2 ve buçuktan 2 en küçük olanını alırız. Dolayısıyla 2'yi oraya yazdık. Bakın görüldüğü gibi 2'yi buraya yazdık. Mesela x1 ile x4 arasındaki mesafe aynı. Öklit mesafesidir. x1 ile x5 aynı. Mesela şuna bakalım. x2, 3 ile x4 arasındaki mesafeye bakalım. Hemen geri gelelim. x2, 3 ile x4 arasındaki mesafe. Arkadaşlar x2 3 buradan geliyor. Bu 4 ile nerede kesişiyor x4 ile? Hemen bakıyoruz. Şu noktalarda kesişiyor. Bu noktalarda 5 ve 3.5 gibi değerlere sahibiz. En küçük değerin 3.5 olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla orayı da 3.5 ile dolduracağız. Bakın bu şekilde. Benzer şekilde x2 3 x5'e bakalım son kez. x2 3 buradan başlıyor. x5 ile nerede kesişiyor? Şurada kesişiyor. Burada 5 39 4 13 en küçük değer olan 4 13 alınacaktır diyoruz. Evet görüldüğü gibi evet 4 13 yazmışız buraya 4 03 yazmışız o benim hatam. Evet şimdi devam edelim. Bu şekilde matrisi oluşturduktan sonra yine benzer şekilde burada en küçük işlem yuvarlak için alınır. Bakın 2 2 2 tane olduğu için ikisini de yuvarlak için alıyoruz. Şimdi bakıyoruz şuraya bakıyoruz önce. Bu ile neyin birleşimi. Sola gidiyoruz x1 yukarıya gidiyoruz x2 x3. Yani artık yeni matrisimi oluştururken x1 2 3 beraber olacak. Bakın x1 2 3 beraber olacak. Benzer şekilde bu ile neyin birleşimi? Bakıyoruz X4 ile X5'in. Dolayısıyla X4'te de X5'in beraber olduğunu söyleyebiliriz. Mesela şurada X6 olsaydı benzer şekilde X6'yı da buraya aynen yazmanız gerekmekteydi. Bunları birleştirdik. Bakın X1, 2, 3, X4, 5. Sütunlara da X1, 2, 3, X4, 5 yazdık. Şimdi matrisimizi, proximity matrisimizi, proximity matrisini oluşturduktan sonra her zamanki gibi köşegenlere 0 yazılır. Sadece buraya hesaplayacağız. Dolayısıyla x1, 2, 3 x4, 5 arasında kalan en kısa mesafe. Ana soruya göre de hesaplayabilirsiniz soruya bakarak. Buradan hesaplayabilirsiniz. Ben buradan hesaplayacağım. Şöyle yapacağım. x1, 2, 3'ten gelecekmiş. x1, 2, 3 buradan başlıyor. Yukarıda da x4, 5. Bunlar nerede kesişiyor? Kesişimleri zaten çok bariz. Biraz kalemi büyütelim. Bunların kesişimleri arkadaşlar şöyle yuvarlak içine alırsak. Bunlar bunların kesişimidir. Burada en kısa mesafe 3.5'tur. Dolayısıyla buraya 3.5 yazılır. Şimdi artık 3.5'ta neyle neyin birleşimi? Zaten geriye bir tane kaldığı için en küçük değerimiz 3.5. 3.5'u seçtik. 3.5 x1 2 3 ile 4 5'in birleşimi. Dolayısıyla x1 2 3 4 5 şeklinde birleşti. Artık birleştirecek bir şey kalmadığı için soruda bizlere aktarılan dendogramın çizilmesi ve ardından threshold değerlerine göre kümeleme işlemi yapılması gerekmekte. Şimdi bu dendogramı çizerken adım adım çizmemiz gerekmekte. İlk başta hangi Sayıyı seçtiğimize bakmamız gerekiyor. Şöyle geri gelelim. Bakın ilk başta biz 1.5'u seçtik. Şöyle ekranın sağ üstüne not alalım. 1.5'u seçtik. 1.5 neyle neyin birleşimi? X2 ile X3'ün birleşimi. X2 ile X3'ü dolayısıyla 1.5'te bir birleştireceğiz. Ardından hangi işlemi yapacağımıza bakalım. İleri alalım. Ardından arkadaşlar görüldüğü gibi X1, 2, 3'ü birleştirmişiz. 2 noktasında. 2 noktasında neyi birleştirmişiz? X2 x3. Başka neyi birleştirmişiz iki noktasında? x4 ile x5'i birleştirmişiz. Bu işlemleri yapmışız. Sonra arkadaşlar görüldüğü gibi burada ne yapmışız? 3.5 noktasında da şuraya yazalım. 3.5 noktasında da x1, 2, 3 ile x, 4, 5'in birleştirme işlemini yapmışız. Dendogramı buna göre çizmemiz gerekmekte. Hemen bir sonraki sayfaya geçelim. Şimdi dendogramı çizeceğiz. Nasıl çizeceğiz? Şu şekilde. Önce ilk başta 1.5'te birleşmişler. Yani şurada birleşmiş. Neler birleşmiş? x2 ile x3. Bakın x2 ile x3'ü 1.5'te birleştirdim. Görüldüğü gibi. Bitmedi. Şuraya birleşme noktalarına şöyle nokta koyabilirsiniz. X2 ile X3 2 de birleşmiş. Ee, bir dakika. Orada bir hata mı yaptık? Nasıl bir buçuk iki? Bir saniye geri dönelim. X2 3 dedik. Tamam. Sonra burada. Evet burada X2 3 ile X1 birleşti. X4 ile 5 birleşti. Tamam. Şimdi ileriye gidelim. Evet benzer şekilde x 2 3 ile x 1 birleşecekmiş. Hangi noktada birleşecekmiş arkadaşlar? 2 noktasında birleşecekmiş. Bu 2'ye doğru gidiyor. Bu da 2'ye doğru gider. Evet bu şekilde birleşme işlemi yapılır. Benzer şekilde x4 ile x5 birleşecekmiş. Onlar da 2'de birleşecekmiş. Dolayısıyla bununla aynı hizada olmak zorunda. x4 ile x5 de bu şekilde birleşir. Son olarak 3.5 noktasında x1, 3 yani ile yani şurasıyla x4, 5 birleşecekmiş. Dolayısıyla şunu 3.5 yapalım arkadaşlar. Şurası çok sağda kalmış. 3.5'da bu ikisi birleşir ve nokta koyalım. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi kümeleri belirlememiz gerekiyor. Kümeleri belirlerken sorunun bizlere verdiği trişoldu kullanmamız gerekiyor. Hemen soruya dönelim. Trişoldun 2.2 olduğu bizlere verilmiş. Dolayısıyla biz bu 2.2'ye göre çözeceğiz. 2.2 şöyle bir noktadadır arkadaşlar. Buradan başlayarak kümeyi böleceğiz. Tiriş olduğumuzu çiziyoruz. Ardından kümeleme işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi görüldüğü gibi arkadaşlar kümeleme işlemini yapıyoruz. Bunu şu şekilde kolayca aklınıza tutabilirsiniz. Bakın bunun her zaman solundakilere bakacaksınız mavi çizginin. Soluna geldiniz. Eğer bir tane nokta yaz bir tane noktaya rastladıysanız konuşamadım. Tamamı bir gruptur. Bir tane noktaya rastladıysanız tamamı bir gruptur. Bu bir gruptur arkadaşlar. Benzer şekilde buraya bakın. Sola geldiniz. Bir tane noktaya rastladınız. Bu da bir gruptur. Dolayısıyla iki farklı küme elde etmiş olduk. Kümelerimizi şöyle yazalım. X1, X2 ve X3'ün biz bir küme olduğunu biliyoruz. Benzer şekilde X4 ve X5'in de birer küme olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu Trishold'a göre iki farklı değer olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. İki tane kümemiz C1 ve C2 ismini verelim. İki farklı kümemiz vardır. Bir sonraki soruda arkadaşlar Complete Linkage ile çözeceğiz. O zaman küme değişecek. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşçakalın.